ellerin dert görmesin afetim. Vallahi çok iyi geldi ha. Rica ederim kocacığım, rica ederim. Yani ayrı bir evimiz olsaydı eğer... Ay ben sana daha neler neler yapmazdım ki. Ay şöyle mütevazi mi mütevazi? Mini mini minnoş, jacuzzi'li bir villamız olsaydı eğer... ben seni yurduğum aklardım, paklardım, pamuklara sarardım. Ay dayanamayıp kese bile atardım be. Dın dın dolaştın, gene aynı muhabbete geldin afet. Gökhan'ım, aslanım, bak bir hayal et hele. Ayrı evimiz olsaydı, küçük Gökhanlarımız, Kleopatra misali afetlerimiz olsaydı. Ay bak sana söz, ayrı eve çıkalım. Sana bir tane de bebe vereceğim seni kucağına ha. Başlama dedim afet. Başlatma o zaman Gökhan ya. Başlatma. Ya ben bıktım bu kılık kıyafetten. Ben de artık modern karılar gibi giyinmek istiyorum. Ya bu kaynanalardan da bıktım. Elçilerden de bıktım. Bu konaktan da bıktım. İllallah geldi artık ya. Afet Allah aşkına. Böyle bir durumda ben konağı bırakıp nasıl giderim ha? Yat aşağı Gökhan'a. Ya bu konağın teşkalası bitmez Gökhan'cığım, kocacığım. Bak hazır, herkes çiklerde ortalıkta yokken biz açıp kurtaralım kendimizi ya. Sence ben böyle bir fırsatçılık yapar mıyım Afet? Babam ağırlığı bırakmış gitmiş. Dedem hiç tanımadığımız birini ağa diye başımıza getirmek istiyor. Ama benim karımın canım modern entari giyinmek istediği için evden ayrılıyorum. Olacak şey mi? Olmayacak şey mi Gökhan'a? Olmayacak şey mi? Ya mevzu bahis sadece entari mi yani? Ettiğim bir kamyon dolusu laftan sen sadece bunu mu anladın? Ya ben bıktım diyorum, darlandım diyorum. Bıktım be adam. Bıktın mı? Bıktın ha? Daha düne kadar ağırlığı ben alayım diye beni gaza getirmedin mi? Bizi bu konakta barındırmazlar demedin mi? Daha düne kadar bu konakta kalmak için can atıyordun. Şimdi ne oldu? O dündü. Dündü ya. Baktın ağalık mağalık yok, o yüzden tüyek diyorsun değil mi? Evet, aynen öyle diyorum. O zaman sana güle güle afet. Ben bu zor zamanda ailemi bir başına bırakamam. Demek öyle. Öyle. Güle güle. Demek güle güle. Ne güzel söyleyiverdin, öyle kolaycacık çıkıverdi ağzından. Doğru, doğru ağam. Sen beni kolay buldun. Kolay da kaybedersin tabi. Peki, peki ben öyle olsun. Gidiyorum ben. Şeytan azapta gerek. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Adana merkeze. Hı. Adana merkeze mi? Ah sen köylü kurnazı. Kızım daha senin kokun bu konaktan çıkmadan kocanın koynuna yenisini getirirler de haberin olmaz. Sen niye adama posta koyuyorsun? Nazgül yekten sen gidersin dedi bana. Posta koymayıp ne yapacaktım? Ya kızım adama önce kendine aşık edeceksin sonra afra tafra yapacaksın su kopsuz. Ya önce bir kontrol eline al, sonra istediğini yaptır. Bakma, beni örnek al. Koca hovarda kanayı nasıl da parmağımda oynatıyorum ama, he? Benim lafından çıkıyor yoksam yok. Resmen süt dökmüş kediye çevirdim kanayı ben. Mia. Estağfurullah Nazgül, ne az, he? Ne ası kızım? Ben kim hakim be? Ben minnoş bir kediyim öyle değil mi? Kediyim ben.
Yok ağam, vallahi sen yanlış anladın yani. Yazıklar olsun be Nazgül. Hakikat sana yazıklar olsun be. Demek yuvama, çocuklarıma sahip çıktım diye sen beni parmağında oynattın oldu, öyle mi? He? Demek ben isteyerek değişmedim, sen beni değiştirdin yani, öyle mi? Yok ağam, hiç öyle şey olur mu? Sen bizi... Sus, sus, ben seni anladım Nazgül. Sen o beni oynattığın parmağı al da... Git buradan Nazgül. Elimden bir kaza çıkmadan bu konaktan defol. Yok, vazgeçtim. Sen gitme, ben gideceğim. Ağam gibi ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Kaan, nereye gidiyorsun? Adana merkeze. Adana merkeze mi? Ya ah kız, bu herifçi sahiden bu şekil gitti ya. Adana merkeze ne var canım? İpini koparan Adana merkeze gidiyor. Adana merkez patlıyor herkes ya. Patlar tabii. Önce kendi başını yaktın, sonra da benim başımı yaktın lanet. Kız benimle ne alakası var? Doğru konuş benimle ha. Doğru moru konuşmuyorum. Çiğen. Çiğen mi? Bak Nazgül, laflarına dikkat et. Benim tepe tüyümü attırma. Zaten aylardır seni dövemiyorum gebesin diye, bu sefer seni affetmem. Ben şimdi senin o tepe tüyünü yolmazsam. Al lan orası kız. Al lan orası. Sen gel lan taş gibi kanunları, tuğla gibi hükümleri ezbere bilirdi benim iki gözümün çiçeği. Asude. Ah, asude. Asude. Allah'ım, Asude mi geldi yoksa? Cemil, Cemil kapıyı aç. Asude geldi. Allah. Gene mi sen geldin benim oğlum? Bu sefer kardeşlerimi de getirdim baba. Onlar da senin gibi evi terk etmişler. Ne? Niye ki ne? Anladım malum. Ya tutturdu ayrı bir evde ayrı bir ev. Daha bir yıl oldu evlendiğine. Ne tez bıktı benim babam? Kim? Afet. Ay sen ne dedin? Ne diyeceğim? Sen istiyorsan git dedim. Ne dedin, ne dedin? Sen istiyorsan git dedim. Böyle mi? He. Aferin sana. Benim gerizekalı gündük oğlum, aferin. Ya sen benim oğlum, sen karınla niye kavga ediyorsun? Kadının karnı hamile. Tabii babacığım, tabii. O benim gül gibi karım yok mu? O hanımefendi yok mu o Nazgül? Hay Allah. Meğer o hanımefendi babacığım beni barınağında oynatıyormuş ya. Meğer bana ne istiyorsa yaptırıyormuş. Ben onun minnoş kedisiymişim. O bana gel dediğimi miyavmış, git dediğimi miyav miyav miyavmış. Abi sen resmen miyav diyorsun, farkında mısın? Lan oğlum miyavlarım tabii. Miyavlarım da, havlarım da üü diye öküz gibi öküzürüm de. Ama tabii sen ne anlayacaksın ki? Sen bizim çektiğimizi ne bileceksin? Of. Of. Tabii ya, adam kaygısız. Şunun haline bak. Ağzı kulaklarında geziyor. Sus lan. Of, of. Sen akıllıklı karı! Sen getirdim. Sen geç Leyla. Otur sen bir ayrıl. He Halti, bizi çağırdın yoksam yok. Yoksam var. Siz şimdi anlatın bakalım. Sizin derdiniz ne ya? Siz niye birbirinizi yiyorsunuz kızım? Neyi paylaşamıyorsunuz kız siz? Ya Halti, bu benim başımı yaktı ha. Tutturmuş ayrı eve çıkacağım diye. Kendini yediği gibi beni de yedi sıkımsız. Ya lan kılıklı karı. Ya lan sen. Sen lan. Ulan ben derdimi anlattım bu. Tırrek kılıklı Nazgül'e. Ulan suç bende ki anlattım. Püh, yazıklar olsun sana. Hey, o dilini koparaydım da anlatmayaydı size tepişke. Sen var ya azını bulduklardın da neyse. Gel lan ben senin bulduğumu yıkayacağım. Babamlar ne yaptılar acaba? Babam önce sinirlenmiştir ama sonra affetmiştir.
bence. Hiç sanmıyorum. Annemlere anlatamadım. Babama önem verdi. Şey dış görünüş değil. Tabii. Benim babam dış görünüşe hiç önem vermez zaten. Ya o yüzden mi sarışın taş gibi kadına tutuldu? Abi yavaş ol ya. Yani sonuçta bahsettiğimiz kişi Bella'nın halası. Ne yani taş gibi değil mi? Ya tamam. Halam çok güzel kadın ama babamı aradı o değildi. O kendini olduğun gibi kabul edecek birini arıyordu. Ne yani? Asude halan babamı olduğu gibi mi kabul etti hayatım? Hayır öyle değil. Kalender babam halama aşık olunca hayatındaki en büyük eksiğini ne olduğunu gördüm. O zaman da yaşadığı hayatı aslında kendisini seçmediğini anladı. Yani halam babana özgür olmadığını hatırlattı. İyi ki de özgür değilmiş ha. Bir de özgür olsa o 3 değil 13 kara alacakmış ya. Çok eşlilik babanın özgürlüğü değil. Aksine onun özgürlüğünü elinden alan bir şey. Hayatında sadece bir kadın olsun ve ona aşık olsun istiyor. Ya babam öyle aşık falan diyor ama bence geçici bir heves. Yani zamanla unutacaktır. Haksız mıyım? Öyleyse o zaman neden her şeyi feda etmeye kalksın? Ben sana aşık olduğuma emin olduğum için her şeyi bırakmaya göze almıştım. Kalender babam da öyle. Ya yenge sen babama baya baya hak veriyorsun. Neredeyse onaylıyorsun bu olayı. Ben babamı yaptı onaylamıyorum Kaan abi. Sadece anlıyorum. Halamdan vazgeçmesine, konağa gelip tekrar ağlığı dövmesine ben de çok istiyorum ama... ...konaktaki kadınlar çok yanlış davranıyorlar. Babamı daha da çok uzaklaştırıyorlar. Ya hakikat ya, hakikat. Yani bu konuda yerden göğe kadar haklısın. Yani bizim konaktaki kadınların adamlarını konaktan uzaklaştırmada üstlerinden yoktur. Nereden biliyorsun diyeceksin, tarımdan biliyorum. Afet de var abi. O farklı mı? O da aynı. Bir benim Bella'm farklıdır. Heh. Ne nazı vardır, ne kaprisi vardır, ne de ısrarı vardır. Bir tek maşallahı vardır benim karım. Vallahi doğru diyorsun benim abim. Bizim karılarımız Bella yengenin çeyreği olsa öpüp başımıza koyacağız da. Ya şimdi anladınız mı neden şehirden evlenip okumuş yazmış kız aldığımı? Yenge şöyle ayıptır sorması senin. Sana benzeyen arkadaşların var mı böyle huyu suyu falan? Duymamış olayım Kaan abi. Aman tamam peki. Ne yani? Yok mu? Aslında var. Esmeralda. Esmeralda mı? Hayırdır Hazar sen niye bu kadar ilgilendin pardon? Şey ya aşkım ben isme tepki verdim. Hem ben bu Esmeralda'yı neden tanımıyorum? İspanya'da da ondan. Yenge şey yapak internete girip bakak. İlk uçak ne zamanmış hemen biletini alak bayan Esmeralda'nın. Of ya şaka yaptım. Esmeralda falan yok. Afet var, Nazgül var. Benim en yakın arkadaşlarım onlar. Ay şansımıza. Ya Gökhan oğlum aç bakayım interneti. Yaz oraya Esmeralda, Bella, İspanya, Bozok ne bileyim. Kaan abi. Aman tamam be üf şaka yaptık Allah Allah. Yaz oğlum yaz. Yaz bakayım. Ne çıktı? Abi. Hep zenciler çıkıyor. Aha kız bu mu? Ya Kaan abi ya. Bu değil mi? Allah'ım ya. Bu mu? Aman. Bitti. Afet! Neredesin kız? Ay yukarıda bir temiz dövemedim seni yarım kaldı. Şimdi bir güzel yol alacağım şimdi. Korkuyorsun değil mi? Gel bakalım kim kimin neresini kopartacakmış. Bana bak. Aa. Kız, dövüşecek değil, görüşecek hali bile kalmamış. Kız ne oldu? Niye ağlıyorsun? Gökhan için yoksa mı yok? Aman be kızım, Allah seni ne yapmasın. Ben sana ne diyorum? Azıcık beni örnek al. Bak, biz Kaan'cığımla her gün düzenli olarak kavgamızı ederiz... ...ama akşamına yine sarmaş dolaş oluruz. Yani bir kavga ettin diye böyle ağlanır hiç. Aynı şey değil Nazgül. Aynı şey değil. Ben bu konağa geldim gelen mutlu değilim. Kız Allah'tan kork vallahi çarpılırsın ha. Allah var gıni ana bir güne bir gün sana kaynanalık yapmadı. Sen ki kaynanasız gelin olmayı tattın. Kime nasip olmuş ki bu? Nazgül he. Kocam beni sevmedikten sonra, o istemedikten sonra gerisinden bana ne? Kız bir kavga ettiniz ya yani şimdi seni sevmiyor oldu. Öyle değil Nazgül. İçim bir başka yanıyor benim be.
Ben Gökhan'ı ne zamandır seviyorum, senin haberin var mı? He, var. Bir yıldır seviyorsun evleneli Beria. Aa, kız sen Gökhan'ı önceden biliyordun yoksa mı yok? Biliyordum tabii. Tam 3 yıl öncesinden biliyordum. Ah, ne diyorsun kız? Ay yarabbim, dizi film gibi bir şey. Ya, bir anlatsana, çok meraklandım kız. Nedir hikaye? Çeşme başına gittiydik. Bak daha dün gibi aklımda, bibim yolladıydı sual gel diye. Adana'da sıradan bir gündü. Evet. Sonra bir baktım. Kavruk teniyle Gökhan karşımda. Aman diyeyim, nasıl heyecanlandım. İçim içime sığmıyor. Okluyorum. Bu kim diyorum ya, neyin nesi? Yanımdakilere hemen sordum. Sürmaz olaydı. Vah. Niye ki kız? Kız, koca Kalender Han'ın oğlu olduğunu öğrenince değil yanına gitmek. Yüzüne bakmaya cesaret edemedim ben. O dedim Han'ın oğlu. Afiyet, geç otur kenara, sana mı bakar? Geçtim, oturdum. Bekledim işte. Evet. Hadi Afiyet ya, niye es veriyordun heyecanı yerinde? Devam. Aradan tam 3 yıl geçti, 3. Bu arada beni görmek isteyenler oldu. İsteyenler oldu. Hiçbirinin yüzüne bakmadım. En nihayetinde dediler ki Kalender Ağa geliyor. Seni oğluna istiyor dediler ama aman Allah'ım, Nazgül nasıl sevindim, nasıl mutlu oldum, yerimde duramıyorum. Ne oldu, düğün oldu. Lady Diana böyle gelin olmamıştır ha. Ama Dimo da seviyor kız seni. Bak gelin aldı. Yanılmışım. Ay yazık. Niye ki kız, ne oldu sana? Ne oldu? 3 günlük taze gelinken kodu gitti ben askere. Hiç demedi. 3-5 ay karımla vakit geçireyim. Ona bir doyayım, hasret gidereyim. Kokusunu içime çekeyim demedi Nazgül. Gitti askere. Ne oldu? Yolunu gözledim. Sen biliyorsun kız. Ne kadar bekledim. Gökhan, Gökhan diye saydım ya adımları. Geldi. Geldi bu sefer, ne oldu? Ne oldu kardeşim, ne oldu? Ne oldu? Ayşe ana rahat bırakmadı. Ben ayrı eve çıkalım dedim Nazgül, kötümü ettim. Dedim sevgimi vereyim, aşkımı vereyim daha iyi. Evimin kadını, çocuklarımın anası olayım dedim ben. Fena mı ettim kız? Etmişim işte. Sen de suçmuş, ben suçmuş. Suçmuş ben seni kahven. Vallahi suçmuş. Hele ki çok sevmek hayattaki en büyük suçmuş. Oy. Allah seni bildiği gibi yapsın Gökhan. Aferin, sevmek suçta, cezamı idam istiyorum. Allah'ım ben ala diyorum, ah yapma, metin ol. Olmaya çalışacağım. Aa, ne? Misafirleriniz geldiler. Denem mi? Ya benim sizden kurtuluşum yok mu? Ya aşk olsun babacığım ya. O ne biçim laf öyle? Ya şuraya bir nefes almaya geldim. Bir bitmediniz. Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsunuz. Biz seni merak ettik benim babam. Neyimi merak edeceksiniz? 50 yıldır Kalenderim işte. Babacığım, senin bu agresifliğinin nedeni anamlar olabilir mi acaba? Agresifliğimin değil ama... benim sebebim olacak senin o anan dediğin karılar. Aa, o ne biçim laf, benim babam, Allah korusun. Korusun tabii, korusun. Allah beni o kadınların şerrinden korusun inşallah. Ne yani baba, siz daha konuşmadınız mı? Konuşmadık tabii. Baba ya, ayıptır sorması, siz madem konuşmadınız ne ettiniz ki ne? Ya ne edeceğiz, konuşulacak bir insan mı ki onlar ya? Geldikleri gibi gerisin geriye gönderttim ben işte. Hayda. Ya biz de dedik ki belki böyle bu arada konuşup kendi aralarındaki olayı halletmişlerdir diye düşündük baba. Ya benim oğlum, akıl var, mantık var. Ben bu 3 karının hangisini karşıma alıp da konuşayım? Görmediniz mi hallarını yahu? Yaratık gibiydiler, görmediniz mi? Tiplerini görmediniz mi? Hakikaten ya, neydi onların hali? Hele benim anam.
Ne yapıyorsun lan? Yemin ediyorum bunca yıllık anamdan soğudum. İşte al benden de o kadar. Olpa. Ya ben demiyor muyum size? Bunların üçünün şu kadarcık akılları vardı. Ağzı da görünce aha şu kadarcık akıllar da uçtu gitti. Hakikat baba, eyvallah. Hani seninkilerin sebebi belli, Asude. De, ya bizim avratlar niye delirdi? Ah, ya abi, kadın değil mi bunlar? Yedisinde de, yetmişinde de aynılar ya. Yemin ediyorum öyleler. Ya biz bunları hiç anlayamayacak mıyız bunlar? Hangi gezegenden ya? Oo, ya biz buraya babam için geldik. Siz iyice arabeske bağladınız. Ana, şimdi bağlamadık ama akşamına bağlayacağız ulan. Hadi gidiyor. Nereye? Nereye olacak benim kardeşlerim? Kafaları dağıtma ya, kafaları. Baba? Ha. Yok, yok, yok. Yok, ben gelemem, gelemem. Hiç tadım tuzum yok. Ben sizin de tadınızı kaçırırım. Ya öyle şey olur mu babacığım ya? Evlatlar, yani üç evlat babasız mı kafaları dağıtacak, ha? Ya oğlum, ben zaten olmuşum bir garip. Ben şurada bir yerde kıvrılıp yatarım, sabaha kadar uyurum. Bir kalender bozuğum bu saatte kıvrılıp yattığı nerede görülmüş benim babam? Baba bak Gökhan'ın bile ilk defa ağzından doğru bir şey çıktı. Bu bir işaret. Haydi. De haydi o zaman. Kaldır abi. Biz eski kalender bozuğu istiyoruz babacığım. Ya ne yapıyorsunuz oğlum yapmayın bak gelmiyorum diyorum. Baba.